Türkiye salgın nedeniyle okulların bir açılıp bir kapandığı bir eğitim öğretim dönemini daha geride bıraktı. Milyonlarca öğrenci koronavirüs sebebiyle uzak kaldı okullarından. Ama öyle çocuklar var ki virüs olmasa da sınıflara giremiyor. Onlar tarlada, ekmek peşinde. Ela'cığım, kaça geçtin? Bu sene 4'e gideceğim. Karneni aldın mı? Hayır. Ne zaman alacaksın? Bilmiyorum ki, hala belli değil. Sen kaç yaşında? 8. Okula başladın mı? Yok, hayır, başlamadı. Bu sene başlayacaktı, yazdırmadık işte. Buradan geldik, daha 5 ay buradayız daha. Veysel 3. sınıfa geçmesi gerekirken daha okuma yazma öğrenememiş. Salgın çıkınca okula kaydı ertelendi. Babası, abisi, ablaları tarlada. Kendi de kardeşleri ve annesiyle duvarları sazlıklardan, damı muşambadan evinde. O mevsimlik işçi olarak geçinen bir ailenin çocuğu. Urfalı Ela, Mardinli Özlem, 8 yıl önce Suriye'den göçen Tara gibi. Abla, sabah 5'te arabaya biniyoruz evden, çıkıyoruz Bağlar'dan. Oradan işte buraya geliyoruz. Saat 6'da da işi başlıyoruz. Biber sıkıntılı ya biraz. Neden? Güzel değil. Güneş insanın başına vuruyor. Yorulmuşsun. Çok belli yüzünden. Değil mi? Kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. 8. sınıf. 8'desin. Hı. Sınava girdin mi? Girmedim. Neden? Ailem kabul etmiyor. Nasıl? Lise sınavına girmedin mi? Girmedim. Ben girmek istiyorum ama ailem kabul etmiyor. Benim en büyük hayalim okumaktı. Bilmiyorum. Diyorlar senden hiçbir hat çıkmaz. Olur mu öyle şey? Ben de diyorum. Onlar kabul etmiyor. Bodur biber dalları arkasında gizlenen küçük kız çocukları var. Bu da bir Türkiye gerçeği. Eğitim süresince çalışmak için tarladaydılar. Çünkü para kazanmak zorundalar. İhtiyaçlarımız var, kira var, elektrik var, su, öyle işte. Onları şu andan düşünüyorsun, 16 yaşında bunları düşünüyor musun? Düşünüyoruz tabii abla. Urfa'da olsak, bu Urfa'da mesela bir hafta, iki hafta internetten sınavları, okula giriyorduk. Ama buraya geldik, ne internet var ne de bir şey var. Okul varken sadece sınavlar olduğu için sınavlara gittim, bir daha zaten olmadı. Derslere? Derslere hayır, hatırlamadım. Eğitimin son haftasında da gidemedi birçoğu okula. Telafi eğitimini düşünecek durumları bile yok. Geçim koşulları nedeniyle içlerinde bulundukları durum onların eğitim hayatında belki de telafisi mümkün olmayacak yaralar açıyor. Milyonlarca öğrenci salgın nedeniyle okul koridorlarından uzak kaldı ama onlar zaten yılın 6 ayı uzakta. Her sene zaten bu 2 senedir korona var. Kaç senedir hep geliyoruz, hep sınıfta kalıyorlar zaten. Korona olmadığı için de kalıyorlar yani. Orada dedi ister gelin ister gelmeyin. Sen de tarlaya geldin. Evet, ben bazen de gidiyordum. Ben derslerime bakmak istiyorum. Ayaktan durmak bir insan, çok güçlü bir insan olmak istiyorum ben. Okumayanlar çok pişman. Buralarda olduğu için tabii. Ben de yani tüm gücümle yani geleceğimi kurmaya çalışıyorum. Daha iyi biri olmaya çalışıyorum. Hayırseven insan olmak istiyorum. Çocuklarla çocuk olalım, büyüklerle büyük olalım. Böyle. Mustafa Bey diyor ki, Gülbin Hanım, açık öğretim öğrencileri olarak Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu haksızlığı değerli milletvekilimiz Sayın Doktor Metin İlhan, CHP Kırşehir Milletvekili, beyefendiye duyurabildik. Sizden tekrar sesimizi vekillerimize duyurabilmemiz adına desteğinizi umuyoruz. Aynı zamanda açıklama bekliyoruz etiketini de kullanmışlar bizim bu akşamki etiketimizle birlikte.